Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber 5. sınıfların 2. dönem 2. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Sınava hazırlık yapacağız. Bu benzer sorularda mutlaka yazılıda karşınıza çıkacaktır. Birinci soruyla başlıyoruz. 5. sınıf öğrencilerinin okul sonrası günlük uğraşları ile ilgili yapılan bir araştırmada aşağıdaki sorulardan hangisinin kullanılması uygundur? Yani bu araştırma soruları vardı ya, ondan bahsediyor, veri analizi konusundan. Yani okuldan sonra ne yapıyorsun? Bunu araştırmaya yönelik sorular olması lazım. Okula saat kaçta gidiyorsun? Yani bu sabah okula gelmekle alakalı. Hani okuldan çıkmakla alakalı olsaydı belki olabilirdi. O zaman bu yanlış bence. Okuldan çıkınca eve mi gidiyorsunuz? Evet, bu olabilir. Okuldan sonra ne yapıyorsun sorusuna cevap olabilir. Bu bir dursun. Sabah kaçta uyanıyorsunuz? Yine okula gelmeden önceki durumu algılatıyor. Bu bence olamaz. Kahvaltıda ne yersiniz? Bu hiç alakası yok. Bu hiç olamaz. Yani o zaman B şıkkı daha mantıklı gözüküyor. Okuldan çıkınca eve mi gidiyorsunuz sorusu okuldan sonraki günlük uğraş ile ilgili cevap olabilir. Evet, cevap B şıkkı. Evet, ikinci soruya bakıyoruz. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Uzunluk ölçüyle alakalı bir soru arkadaşlar bu da. Hatırlayalım önce, biraz konu anlatalım. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Bunları bu şekilde yazabilmeniz lazım yukarıdan aşağı doğru. Bakın aşağı doğru inerken her basamakta 10 ile çarpılırdı. Yani arkasına 0 atarız. Aşağıdan yukarı çıkarken de her basamakta 10 ile bölünür. Yani 0 varsa bir 0 silinir her basamakta. Şimdi A şıkkına bakalım. 450 milimetre, 4,5 desimetre. Milimetreden desimetreye 1, 2. 2 basamak yukarı çıkıyor. Yani varsa 2 tane sıfırını sileceğim. Ona bölmek demek. 2 sıfırını silmek demek. 1 sildik. Bir de sola kaydırdık. Yani 4,5 desimetre. Bu doğru. Bu doğru. C'ye bakalım. 200 santimetre 2 metredir. Evet, santimetreden metreye. 1, 2. 2 basamak yukarı çıktık. 2 kere ona böleceğiz. Bakalım, 2 sıfırını sildim. Evet, 2 metre de oldu. Bu da doğru. D'ye bakalım. 72 metre 720 desimetre. Metreden desimetre. Bir basamak aşağı iniyor bakın böyle. Bir basamak aşağı iniyor. O zaman 10 ile çarpacağız. Evet, 10 ile çarparsa bir sıfır arkasına koyuyoruz. Bu da doğru. Demek ki B şıkkı yanlış. Bir inceleyelim. Kilometreden metreye. 1, 2, 3 basamak aşağı iniyor. Her inişte 10 ile çarpıyordu. Yani 3 0 arkasına koymamız gerekiyor. Ama bu 2 0 koymuş. Bunun cevabı aslında 3000 metre olması lazım. Evet, cevap B şıkkı. Evet, 3. soruya geldik. 3. soru bir paralel kenar sorusu. Ne istiyor bizden? Verilenden önce bakalım. 62 dereceyi vermiş. 55 dereceyi vermiş. KAB açısını soruyor. Yani KAB şu açıyı soruyor bize arkadaşlar. Bakın bu bir üçgen var burada. Şimdi paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşitti. Yani burası 55 ise B açısı da 55. Sonra burada bir üçgen var. Üçgenin iç açılar toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Bu ikisini toplayıp 180'den çıkardığımızda A açısını buluruz. O zaman 55 artı 62 diyoruz. 5, 2 daha 7. 5, 6 daha 11. 117. Bu ikisinin toplamı. 180'den çıkaralım. 180 eksi 117. 0'dan 7 çıkmaz. 10'dan 7 çıktı. 3. Burada kaldı 7. 7'den 1 çıktı. 6. 1'den 1 çıktı. 0. 63 derece. Cevabımız 63. Yani şurası 63 dereceymiş. Evet, 4. soruya bakıyoruz. Bir okuma sorusu. Milyonlar basamağı olan. Yukarıda verilen doğal sayıların okunuşunu yazınız. Evet, bunun okunuşu nedir arkadaşlar? Önce burası birler bölüğü, burası binler bölüğü, burası da milyonlar bölüğü. Okurken nasıl okuyoruz? 400 milyon. Yani önce bu rakamı okuyoruz, buradaki sayı, sonra bölüğün adını veriyoruz. 400 milyon, 40 bin. Bakın şöyle yazalım. 400 milyon, 40 bin, 400. Yani eleme yöntemiyle bakalım tek tek. 400 milyon, 40 milyon. Bakın 40 milyon diyor. Bu gitti bir kere. B'yi eledik. 400 milyon, 400 milyon. Bunlar dursun. Sonra 40 bin arıyoruz.
C'ye bakalım. 400 milyon 400 bin. Bak 40 bin demiyor, 400 bin diyor. O da buradan elendi. C de elendi. 400 milyon 40 bin 400. Evet, 400 milyon 40 bin 400. O zaman cevap A şıkkı oldu. Ortaya çıktı. Bu da 400 milyon 40 bin 104. Bu da buradan kaybetti. Bu da yanlış. İsterseniz bunları bir okuyalım. Yani yazılışını yazalım. 400 milyon 40 bin 104. Bu. B'ye bakalım. 40 milyon 41 bin. Bak buraya 41 bin 400. C'ye bakalım. 400 milyon 400 bin 400. Bakın her birini yazdık. Cevap Adana. 400 milyon 40 bin. Bak 0 koyuyoruz. 40 yazıyoruz. Sonra 400. Cevap evet. Adana. Evet 5. sorumuz. Bir bölme işlemi 370'i 8'e böl diyor. İşlemini yaptığımızda bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? Şurada bölelim. 370'i 8'e bölelim. Bakalım kaç kere var? 37'de arıyoruz. 37, 8. 4 kere var. 8 kere 4, 32. Kalan nedir? 5. 0 aşağı iniyor bakın. 50'de. 8 kere 6, 48. Kalan 2. Bakın burası kalan. Burası kalan. 46 bölüm. 46 ile 2'nin toplamı da 48. Cevabımız bu. Ama biz hadi diğerlerini bulalım. Şurası bölünen. Burası da bölen. Cevap 48 bölümle kalanın toplamı 48'dir. Evet 6. soru arkadaşlar. Bu bir üstü sayı sorusu. Birazcık ders anlatalım. 2 üzeri 3. Neydi arkadaşlar? 2 üzeri 3 demek. 3 tane 2'nin kendisiyle çarpımı demek. Buna biz 2'ye taban diyorduk. Buna üst diyorduk. Yani kuvvet. Üst ne anlama gelir? Tabanın kendisiyle kaç kez çarpılacağını söyler. Yani 3 kez 2'yi çarp demektir bu. Bu doğru bakalım. C'ye bakalım. 3'ün karesi diyor. Yani 2 tane 3'ün çarpımı. Bu da doğru. D'ye bakalım. 4 üzeri 3 diyor. 3 tane 4'ün çarpımı diyor. Evet. Bunlar bakın noktada aynı zamanda çarpma anlamı gelir. Bu da doğru. O zaman 5. Yanlış. Bunun doğrusu neydi? 2 tane 5'in çarpımı. Yani 5 çarpı 5 demesi lazımdı. Bu 5 ile 2'yi tabanla üstü çarpmış. Böyle bir hataya düşmüyoruz. Bu yanlış. Evet. 6'ın cevabı da Bursa. Hemen 7'yi de beraber çözelim. 428 dakika kaç saat kaç dakikadır? Arkadaşlar biliyoruz ki 1 saat 60 dakikadır. Şimdi 428 o zaman 60'a bölelim. Bakın 42'de aranmaz. 428'de 60 7 kez var. 7 kere 0 0 7 kere 6 42 420. Yani 8 kaldı. Burası saattir. Burası dakika. Demek ki 428 dakika 7 saat 8 dakikaya karşılık gelirmiş. O zaman cevabımız 5 olur. Evet bir konum belirleme sorusu sağında solunda diye. Yandaki noktalı kağıtta A, B, C ve D noktaları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır? İşte A'nın B'ye göre konumu, B'nin C'ye göre konumundan. Bu sefer en alttan başlayalım. B noktasının 2 birim B noktasının 2 birim solunda 2 birim aşağısında D vardır. Bakalım doğru mu? B'nin 2 birim soluna gidelim. 1 2 sonra 3 birim de aşağısına inelim. 1 2 3. Evet, D varmış. Bu doğru. Biz yanlış alıyoruz. Hemen onu işaretleyip geçmeyelim. Biz yanlış arıyoruz. D noktasının 2 birim solunda. Bunu silelim. D noktasının 2 birim solunda 1, 2. 2 birimde yukarısında C vardır diye bakalım. 1, 2. Evet C'ye geldi. Bu da doğru o zaman. Geldik.
B soru B şıkkına. C noktasının 4 birim sağında, 1 birim yukarısında B vardır. C noktasının 4 birim sağında. Bakalım. 1, 2, 3, 4. Bir birim yukarısı B vardır. Bu da doğru. Demek ki cevabımız A şıkkı yanlış. Bir bakalım yine de yanlış mı diye. A noktasının 3 birim sağında. A noktası 3 birim sağında. 1, 1, 2, 3. 2 birim aşağısında. 1, 2. C burada. C noktası yok. Demek ki bu yanlışmış. Evet, 9. soruya geldik. Yukarıdaki izometrik kağıda A, B, C ve D, F üçgenleri verilmiştir. Buna göre aşağıdan hangisi yanlıştır? Yani bunlar ikizkenar mı, eşkenar mı, dar açılı mı? Onlara bakacağız. İzometrik kağıtlarda her bir birimler eşit. Bakın şurası 1, 2, 3 birim burası. Burası da aynı şekilde 3 birim. Burası da 3 birim. O zaman bu kenarlarına göre nasıl bir üçgen? 3 eşit olduğuna göre eşkenar üçgendir. Arkadaşlar eşkenar üçgenler neydi? Açıları 60'ar dereceydi. Bu bilgileri yazalım üstüne. Sonra şıklardan bakarız tek tek. DF üçgeni bir kere belli. Geniş açılı bir üçgen. Burası geniş açı. Ve bakın burası da 1, 2, 3 birim. Burası da 1, 2, 3 birim. İki kenarı eşit. Bak bu bir kere fazla burası. Bu 3, 3 olursa bunlar nedir? İkiz kenar üçgen. DF üçgeni aynı zamanda ikiz kenar üçgendir. Hem geniş açılı hem de ikiz kenar DF. ABC üçgeninde hem dar açılı hem de eşkenar üçgen. Şimdi şıkları inceleyelim. Hangisi yanlıştır? DF ikizkenar üçgendir. Evet, 3 birime 3 birim iki kenar eşit olduğu için eşkenar üçgendir. A doğru. Biz yanlış arıyoruz, dikkat edelim. ABC eşkenar üçgendir. Bakalım 60 60 açılar eşit ve kenarlar da eşit. Eşkenar üçgendir ABC. Bu da doğru. ABC dar açılı üçgendir. Evet, açılarmış 60'ar derece olduğu için dar açılı. Bu da doğru. Demek ki D yanlış. DEF üçgeni dik açılı üçgendir. Hayır, bu bak geniş açılı bir üçgende. Dik açılı değil. O zaman bu yanlış. Cevap D şıkkı. Yandaki ABCD çokgene verilmiştir. Bu altıgene göre aşağıdakilerden hangisi ve hangileri yanlıştır? Şöyle bir inceleyelim. Altıgen dediğine göre arkadaşlar 6 tane köşemiz var. Bakın bunlar köşedir. Şıklara geçmeden önce bir incelemeyi biz yapalım. Önce her zaman şekli bir incelersiniz, sonra tek tek soruları çözersiniz. 6 köşesi var. Bunlar arkadaşlar bakın şu mavi olan yerler kenardır. 6 tane kenarı var. Şu içeride olan kırmızı olan kısımlar köşegendir. Köşegen neydi? Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçası. Mesela E'nin komşuları F'dir ve D'dir. Ama A komşusu değil. O zaman E ile A köşegen. E ile B köşegen. E ile C köşegen. Yani bunların hepsi köşegen. Diğerleri mavi olan kısımlar kenar. Şimdi şıklardan gidelim. EB çokgenin köşegenidir. EB burası. Evet, bu bir köşegen demiştik. Bakın bu da köşegen, bu da köşegen. 3 tane köşegen var şu anda görünen. Bu doğru. EAB üçgenin iç açısıdır. EAB açısı yani şurası. Çokgenin iç açısı değil arkadaşlar. Burası belki üçgenin iç açısı olabilir. Çokgenin iç açısı demesi için şöyle tamamını alması lazım ki şöyle deseydi olurdu. Ama o küçük olan yeri demiş, olmaz. Bu yanlış. Çokgenin 6 tane köşesi vardır. Evet. A, B, C, D, E, F. Bak şunlar hepsi köşe demiştik. 6 tane köşesi var. Doğru. E, C çokgenin bir kenarıdır. E, C neresi? Şurası. EC kenar değil arkadaşlar. Köşegendir. O zaman bu da yanlış. Demek 2 ve 3 yanlış. Cevap C şıkkı. Mert günün 1 bölü 8'ini, Ayşen 1 bölü 12'sini, Murat da 1 bölü 6'sını, Fatih 1 bölü 10'unu dinlenerek geçirmiştir. Bu 4 kişiden hangisi en fazla süre dinlenmiştir? Arkadaşlar bir gün 24 saat değil mi? Bakın 1 bölü 8, 1 bölü 12, 1 bölü 6 ve 1 bölü 10. Bunlar tek tek bir günün ne kadar yapıyor? Kaç saat yapıyor? Ona bakalım. Bir gün 24 saat. 24 saati 8 dilime ayır. 1'ini al. Yani 24'ü 8'e böl. 3. Demek ki bu Mert. Mert 3 saat dinlenmiş. 1 bölü 12 kimdi? Ayşen'di. Ayşen ne kadar dinlenmiş? Bakalım. 1 bölü 12'sini yani 24'ü 12'ye böl.
2 yapar. 1'i 2 saatte bu dinlenmiş. 1 bölü 6 Murat'tı. Şimdi 24'ü 6'ya böl 4. 1 dilimi o zaman 4 saat. Demek ki bu 4 saat dinlenmiş. 24'ü 6'ya böl 4. 6 da 1'i 4 saat yapıyor. 1 bölü 10 da Fatih. 24'ü 10'a böl 1'ini al. Yani 2,5 saat yapar hemen hemen. 2,4 diyoruz buna biz. Demek ki en fazla o zaman 4 saatte kim? Murat oldu. Cevabımız Murat. C şıkkı. Evet, 12. soruya geldik. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Evet, kesirleri ondalık kesire çevireceğiz. Tek tek burada inceleyelim. Bakın 1 bölü 2. Ne yapıyorduk? Paydası 10 olacak şekilde genişletelim bunu. Bak 5 ile çarp. Bunu da 5 ile çarp. Bu 5 bölü 10 olur. Tam kısmı var mı? Yok. O zaman 0 tam. Bakın 1 0 varsa virgülden sonra bir basamak olacak. O bir basamada 5 doldurur. 0,5. Pardon. Ben burayı A'yı yanlış aldık. Bakın 1 bölü 5. Ben 1 bölü 2 almışım. Soruyu baştan çözelim. Demek ki dikkat etmezsek soru bildiğimiz halde kaçabiliyor. Ona dikkat edelim. A şıkkını tekrardan alıyoruz. 1 bölü 5. Bunu 2 ile çarpacağız değil mi? O zaman ne yapar? 2 bölü 10 yapar. 2 bölü 10 da nedir? Tam kısmımız yine yok. 0 tam. 0 var. Virgülden sonra bir basamak olacak. O bir basamağı da 2 doldurur. 0,2. Evet, o zaman A şıkkımız doğru. Gelelim B şıkkına. Bu da 1 bölü 20. Ne yapacağız? 1 bölü 20. 100 olması için hani 10, 100, 1000 hale getireceğiz ya. 5 ile çarpalım. Bunu da 5 ile çarpalım. Oldu mu? Bu da 5 bölü 100. Ne yapar? Tam kısmı yok yine. O zaman 0 tam. Bakın 2 0 varsa virgülden sonra 2 basamak olacak burada. Bu 2 basamağı ne yapar? Bir tanesine 5 yazarız. Bir tanesine 0 yazarız. Yani 0,05. 0 tam %5 oldu. Bu da doğru. C'ye bakalım. 6 bölü 25. 100 olması için neyle çarpacağız arkadaşlar? 4 ile çarpacağız paydayı. Payı da 4 ile çarpacağız o zaman. Çünkü genişletme yapıyoruz. 6 kere 4, 24 bölü 100. Tam kısım yok yine. O zaman 0 tam. %2 0 var. Yani 2 basamak olacak burada. Bu 2 basamağı kim doldurur? 24 doldurur. 0,24. Bu da doğru. Demek ki D şıkkımız yanlış. Zaten belli. 3'ü 2'ye bölersek 1,5 yapar. Yani 1 tam, 10'da 5. Bu %15 demiş. Bu yanlış. Bu bariz belli yanlış. Cevap D şıkkı. Yanında verilen ABC üçgeni eşkenar üçgendir. DEC 90 derece. DEC şurası 90 dereceymiş arkadaşlar. Eşkenar üçgen diyor. Bu da önemli bir özellik. EDC kaç derecedir? Yani şu soru işareti olduğu yer kaç derece? Burada önemli olan eşkenar üçgen demesi. Bunu kullanacağız. Eşkenar üçgende neydi? Bütün kenarlar birbirine eşit ve bütün iç açılar da 60'ar dereceydi. Bunu yazmazsak bu soruyu çözemeyiz. Burası da 60. Bakın üçgen var. Küçük üçgenin iç açılar toplamı. Burası kaç derece? 180 derece. Bütün üçgenlerin iç açılar toplamı 180 derece. O zaman 60 burası, 90 da burası. Toplayalım. 90 artı 60, 150 yapar. İç açılar toplamı 180 dereceydi. 180'den de 150'yi çıkartalım. Bize ne kalır? 30 derece. Yani şurası 30 dereceymiş. Bulunur. Cevap 30. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara da yanlış olanlara Y yazınız. Evet, doğru yanlış olanları çözelim biraz da. Eşkenar dörtgen ve karenin tüm kenarları eşittir. Arkadaşlar adı üstünde eşkenar dörtgen. Bakın bütün kenarları birbirine eşit. Karenin de bütün kenarları birbirine eşit. Yani burası 10 santimse bunlar da 10, 10, 10. Atıyorum burası 7 santimse bunlar da 7, 7, 7. Bütün kenarlar birbirine eşit. Bu doğru. 22 metre 2 dekametre 2 metredir. Arkadaşlar dekametreden metre indiğimiz zaman bir basamak aşağı iniyorduk. Evet, 1 dekametre 10 ile çarparsak 10 metre yapıyor. 2 dekametre ne yapar? 2 kere 10 20 metre. 2 metre daha 22 metre oldu. Bu da doğru. Paralel kenarın karşılıklı açıları toplamı 180 derecedir. Bir paralel kenar çizelim. Karşılıklı açılar birbirine eşittir arkadaşlar. Burası 55 derece ise burası da 55 derece. İç açılar toplamı karşılıklı açılar toplamı 180 derece değil. Karşılıklı açılar eşittir.
Yani bu yanlış. Paralel kenarın şu açısıyla şu açısı toplamları 180 yapar ama karşılığı dediği zaman şöyle oluyor. Bunlar eşittir. Toplamı 180 değil. 126 dakika 6 saat 2 dakikadır. Bu yanlış. Çünkü 1 saat 60 dakika ise 126 dakika 2 saat 6 dakika yapar. Bu tam tersini söylemiş. Bu yanlış. Dörtgenlerin hem iç açılar hem de dış açılar toplamı 360 derecedir. Bakın kareden örnek verelim. Karenin bütün açıları bakın 90 derece değil mi? Evet, toplarsak 360 derecedir. Ve bütün çokgenlerin dış açılar toplamı o da 360 derecedir. O zaman bu doğru. Evet, 12. ve son sorumuza geldik. Aşağıdaki boşluklara verilen uygun ifadelerle doldurunuz. Hangi kelimeleri kullanacağız burada? 180 var, eşkenar dörtgen, köşegen, kare, paralel kenar, çokgen, 90 derece ve dikdörtgen. Belki hepsini kullanmayacağız ama en az 5-6 tanesi kullanacağız. Kare ve dikdörtgenin her bir iç açısı 90'ar derecedir. Evet, bakalım karemiz bu. Her biri 90'ar derece. Dikdörtgen de her biri 90'ar dereceydi, hatırlayalım. Bu doğru. Evet, 90. Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına ne denir arkadaşlar? Köşegen denir. Bakın bu köşenin komşusu burasıdır. Bununla bunu birleştiği zaman kenar olur. Bakın bununla bu kenar. Komşusu burası ama komşu olmayan köşesi burası. Bununla bunu birleştirdiğimiz zaman bu köşegen olur. Demek ki bunun adı köşegen. En az üç kenarlı, kapalı ve kenarları doğrusal olan geometrik şekillere çokgen denir. Evet, bunu da çokgen diye yazalım. Bakın bunları kullandık. Köşegeni kullandık. Hem kare hem de nokta nokta köşegenler birbirini dik ortalar. Evet, biz bunu biliyoruz. Eşkenar dörtgende arkadaşlar. Bakın bu kare. Karenin köşegenlerini şöyle birleştirelim bakın. Bunlar birbirini 90 derece ne yapıyor? Ortalıyor. Bunun da köşegenini şöyle birleştirdiğinizde eşkenar dörtgen bu. Bakın tam 90'ar derece oluyor köşegenleri. O zaman bu eşkenar dörtgendir cevap. Evet, bu da gitti. Karşılı kenarları eşit ve paralel. Her bir iç açısı 90 derece olan dörtgene ne denir? Kare denir. Bakın karşılı kenarları eşit ve paralel. Her bir açısı 90 derece. Evet, karemizi şöyle çizelim. Her bir iç açısı 90 derece. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve paralel ve 90 derece. Sanki eşkenar dörtgenin de her bir kenarlar birbirine eşit ve paralel ama bunlar eşkenar dörtgenden farkı ne karenin? Bunun karenin her bir iç açısı 90 derece ama eşkenar dörtgenin bazı açıları geniş açı, karşılıklı açıları eşit, bazı açıları dar açı olabilir. Kenarları eşit ama açıları farklı olabiliyor eşkenar dörtgenin. Yani kareyi birazcık şöyle esnetmişler gibi düşünün. Böyle bir tarafından ittirseler ne yapıyor? Burası geniş açı oluyor, burası dar açı oluyor gibi düşünün. O yüzden cevap karedir. Arkadaşlar burada videomuz bitti. Artık yazılıya hazır sayılırsınız. Bu daha güzel videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olalım. Ve arkadaşlarımıza da söyleyelim. Onlar da ailemizi büyümesi adına onlar da haberdar olsun ve daha çok kitlelere ulaşalım. Ailemiz büyüsün. Ve daha güzel videolar yapmamı istiyorsanız like atmayı unutmuyorsunuz. Emeğe saygı lütfen. Çünkü ben sizler için çok güzel videolar hazırlayacağım daha. Seneye de beraberiz. Yazılarımıza hazırlanacağız. Konu anlatımlarımızı yapacağız. Eksik kalan yerlerimizi tamamlayacağız. Ve bir şu anda 260 tane abonemiz var. En son buydu belki. Günden güne artıyor. Ve bir kanal daha açacağım arkadaşlar. Yaz tatilinde Avrupa'ya gideceğim ben. Avrupa için de orada güzel videolarımız olacak. Onun da ismini şu anda düşünüyorum. Yeni bir kanalımızın adı. Siz de aklınızda varsa böyle hem öğretmen hem de gezeceğiz buna benzer isimlerle
Gezgin öğretmen belki olabilir. Bu kanalımızın bir adı olabilir. Aklınıza farklı fikirler gelirse siz de yorumlarda yazarsınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yazılarınızı yüksek almanız dileğiyle. İyi günler.